Değerli arkadaşlar, bugün danışma meclisimiz, güzel bir danışma meclisimiz yaptık. Hepinize katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Programı güzel icra eden değerli divanda ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak burada bir madde direkt ve temennilerde arkadaşlar, serbestçe konuşalım. Biraz önce farklı bir şekilde bir konuşma yapacaktım. Ancak başkanım dedi ki, buradaki fotoğraf çeken arkadaşlar, kendi elemanımız, fotoğrafçılarımız. Biz basın üzerinden konuşma yapmayız. Belki Yıldırım ilçe başkanım da burada il koordinatörü olarak bana belki belli noktalarda biz danışma meclisleri yaparken basına açık ve kapalı yapıyoruz. Basına açık bölümde belli noktalar konuşuluyor. Basına kapalı bölümde istediğinizi konuşun. Biz AK Parti olarak arkadaşlar bu danışma meclisini zaten bunun için yapıyoruz. Burada hesaplaşacağız. Kahvede konuşmayacağız, sokakta konuşmayacağız. Dertlerimizi, dileklerimizi burada açıkça konuşacağız. Onun için bu format noktasında acaba dedim, eğer basın varsa bu noktayı katliyetle istirham ediyorum. Bizim kendi içimizdeki konuşma, görüşmedir. Bunun dışında eğer biz bunu yansıtırsak genel merkezimize karşı, başbakanımıza karşı yanlış yaparız. Onu bilhassa ikaz ediyorum, istirham ediyorum. Söylediğiniz noktalar çok basit arkadaşlar. Biz başbakanımız demiştim biliyorsunuz ilk seçildiği dönemlerde AK Parti iktidarında arkadaşlar iktidar olmak başka, muhtedir olmak başka. Allah'ın izniyle bakın yavaş yavaş merdivenlerden bak basamaklarda tek tek çıkıyorsun. Ha, birden çıkmak mümkün değil. Çıkarsan kafanı kırarsın. Ağır ağır çıktık. Bak dünya lideri başbakanımıza dünyada ilk defa burnundan affedersin kusura bakmayın kıl aldırmayan bütün milletin kanını emen vampir bir millet var. İsrail dahi özür dilemek mecburiyetine kaldı. İlk defa. Sizin sayenizde. Dolayısıyla buradaki Ankara'daki bürokrat ne haddine ya? Bürokratı aşamıyor diyorsunuz. O bürokratı atayan senin bakanın, başbakan. Dolayısıyla bu sıkıntılar giderir. Ben şahsen bir koordinatör olarak hadi arkadaşlar gelin şu bakanlığa giderim dersem ben de yanlış yaparım. Ben gözlemciyim. Fotoğraf çekiyorum burada. Gittim geldim. Buradaki meclis danışmasının formata uygun olup yapıp yapmadığınızı kontrol için buradayım. Ama Salih Kapusuz Bey, Genel Başkan Yardımcımız, sizin çok müdahale edecek elemanınız çok da herkes şöyle o yapacak, bu yapacak derken siz açlıktan ölüyorsunuz. Onu anlıyorum yani. Sizin bir diyor her tarafta kapılar zenginsiniz ama şimdi burası Sayın Başkanım, Cemil Çiçek Ankara Milletvekili. Ne demiyorum sana, öteki gün Yıldırım Başkanı'na söylüyorum. Bunlar da çok zengin bunlar. Büyük Millet Meclis Başkanı. Ali Babacan, Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, yine bu bölgenin milletvekili. Halit Üpek, Genel Sekreterim, buranın. Bülent Gedik'ti var. Buyur, Bülent Gedik. Bunlar hepsi yani Ankara Milletvekili'nin 17 tane milletvekilimiz var. Birinci ve ikinci bölge olarak biliyorum. Belki 7 tanesinin belki pek vazifesi yok. Diğer 10 tanesinin hepsinin başbakanın etrafında vazifeleri var. Şimdi bir belediye başkanımız bir şey söyledi bir toplantıda. Ben de arı eğer gayem bal almaksa gider arı kovanından o ihtiyacımı giderim. Süt ise inek affedersin ahara gider orada sağarım sütümü alırım. Şimdi sizin de yapacağınız dava şu. İhtiyaçlarımızı hep beraber Salih Bey'le de biz görüşüyoruz. Ama yapacağınız dava belediye başkanımız, ilçe başkanımız, beraberce il başkan yardımcılarımız burada, il başkanımızla birlikte hangi bürokrat sizin bu yolunda taş koyuyorsa, koymak istemiyorsa, taş koysun, asfalt da koysun değil mi? Taş koysun. Bazı derler ya bizim yolumuz asfalt da koysun. Bunu koymamazlık yaparsa o insanla görüşmeyi inşallah istimlak sorunu vardı. Ben de bunu biliyorum. Bu yolun hatta bir toplantıda biliyorsunuz siz de vardınız belediye başkanı toplantısında Melih Bey bu sorunu aşın altyapısını yapmayı yine taahhüt ediyor. Bir problem yok. Bakanımız Ulaştırma Bakanı. Bizim bakanımız. Öteki adamlar bir bölge müdürleri bilmem ne onların hiç önemi yok arkadaşlar. Yeter ki isteyeceğimiz yeri ve makamı da zamanı iyi bilelim. Onda problem yok. Sen üzme kendini. Üzme kendini. Onu konuşacağız ayrıca. Bütün buradaki vatandaşlara karşı mutlaka seçime de gidiyorsunuz. Bir yıl kaldı. Evet. Tabii buradaki arkadaşlara karşı. Buradaki arkadaşlar diyor ki yolumuzu sen de söylüyorsun. Yapsanız da yapmasanız Allah'ın izniyle biz Haymana'da %90 istiyoruz. %80 değil %90.
Birincilikte sorunumuz yok. Sorun yok. İnşallah öteki meselelerle de ilgili onlar problem değil muhterem kardeşim. Moralinizi bozmayın. Allah'ın izniyle hep beraber omuz omuza ben de elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Burası Haymana güzel bir, şirin bir ilçemiz. Burada artık bu yeni yapılacak yatırımlar da buraya geldikten sonra çok büyük bir işsizlik olayları da ortadan kalkacak. İnşallah daha güzel bir ilçe olma yolunda hedefle yürüyeceğiz. Ben sayın kardeşlerimizin hazırlamış olduğu bu güzel sunumlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı genel merkez koordinatörümüze teşekkür ediyoruz. Kapanış konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Oğuz Yücel'i tekrar evet, değerli Hazırım, Yıldırım İlçe Başkanımız ve Teşkilatı, tekrar hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli İl Başkan Yardımcım, Belediye Başkanlarımız, Şubat ayı İl Divan